Video başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve de yayınlamış olduğumuz videolardan ve açmış olduğumuz canlı yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız da abone ol tuşunun hemen yanındaki zile tıklayarak bütün bildirimleri açabilirsiniz. Son olarak kanalımızın önerilen videolarında çıkmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. Merhabalar, ben Simi. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda kas oynayacağız. Ve de en son bıraktığımızda bir şampiyona yükselmiştik. Ve de başka bir şeyler olmuş muydu ya? 9. rakibe kadar gelmiştik. Güzel bir tane sinsi gövdesi gelmişti, hatırlıyorum. Aynen. Şu anda da 15. sıradan burada bir şeyler yazıyor buraya ama bir girelim bakalım ne olacak. Yükselmişiz galiba, güzel. 14. seviyeye yükseldik bu gövdeyle, çıkan sinsi gövdesiyle. 5 yıldızlı kamuflaj parçalar, hemen girelim. Süper kutudan bakalım ne geliyor. En güzel şeyler gelmedi. Bari geri vites gelseydi yüksek, biraz daha canımız artsaydı. Alt garajı da bu geldi, fena değil. Geriye girelim, normal kutuyu varsa bir açalım. Vardır, illaki vardır. Lan yokmuş. Keşke olsaydı, bir bonus kutu gel, bonus parça gelirdi. En kötü. Bana gövdesi gördüm. Ya vurup yani bu sponsorlardan gelen kutulardan, oyunu vermiş olduğu lig çıktığımız zaman kutulardan aldım akıllı bir şey geldiğini görmeyeli uzun zaman oldu. Bayağı uzun zaman oldu, ben buna niye girdim? Gel geriye. Adam hayvan gibi. 400 bine yakın altınımız var. Yani hala daha çok iyi şeyler gelmediği için pek bir yükseltme yapmıyoruz. İkimiz de birbirimize vuruş yapmadık ve adam bana vuruş yapamadı. İkimiz de aynı gövdeye sahip olmamıza rağmen belki onun tekerleği falan vardır ama rakip olmayı başarıyoruz. Kanada bir tane arkadaş bu gövdeyi bayağı bir vasıfsız dedi. Ama bu gövdenin canı çok yüksek. O yüzden işe yarıyor. 762 vuruşlu bir roket var ama onun yerine mitralöz bunu koysam daha iyi olabilir. Aynen, gövde iyidir çünkü canı çok fazla diğer gövdelere göre. İki kat daha fazla canı var. O yüzden hala daha kullanacağım. Mesela ilk rakipten girelim bakalım. Bu gövde fazla vuruyor. Ana gövde olarak bunu seçtim. Arkada pompa da var, gelen rakipleri geriye püskürtmek için. Hem de balonla birlikte güzel iş yapabiliyor. Arkada olması pompanın aslında bakarsanız bir durum için iyi, bir durum için kötü. Balonu güzel patlatıyor arkadayken ama bu sefer de vuruştan kısıyor. Önde olunca da iyi vuruyor fakat balonu patlatamıyor. Zaten bütün oyun planını balona göre yapıyoruz. Yani mesela önde olsa bu adamı daha rahat geriye gidecekti mesela. Öyle de denilebilir. Kovucu var ama. Hadi ya, kovucumuz var abi, ne yapıyorsun? Son gövdesi. Güzelmiş, gövde giymiş. Yalnız adama bütün roketlerimiz denk geldi. Ya da daha kamera geriye geçmeden bizden canı ve vuruşu fazla olan arkadaşı almayı başardık. Güzel, iyi gidiyoruz. İkinci rakip de bitmiş bulunmakta. 5 yıldızlı bıçak. Geçen videoda da gelmişti. Bir altın parçalardan bir şey gelse güzel olacak ama bakalım. Umarız bu çete savaşını bitirene kadar bir altın parçalardan güzel bir mitralöz veya güzel kullanabileceğimiz 3 slotlu tekerlekleri çok hafif yukarıda olan, çok bir şey istemiyoruz. Bir guanina gelse çok güzel olabilir. Tekerleği olmayan gövdeleri biliyorsunuz. Güzel geriye dönüş taklalar atıyor. 112 altınımız var. Güzel. Sabah atmış olduğumuz Mr. Gun ve kovucu geldi altın parçalardan. Güzel. Mr. Gun oyununu izleyebilirsiniz. Yeni yüklemiş olduğumuz güzel bir oyun. Şu anda kes videosunu çekiyorum ama bundan önce bir tane daha video çeker yayınlar mıyım bilmiyorum ama duruma göre Çerez Oyunlar adlı oynatma sitesine bayağı oyunlar ekliyorum. Her gün en az 2 tane oyun eklemeye çalışıyorum. Ve de her gün en az bir tane kes videosu çekeceğim diye şu anda düşünüyorum ama şu an pompalı önde olsak bu neydi ya? Hayatımda ilk defa bu şekilde bir şey gördüm. Bu alacak bizi, kaçarı yok. Bakalım. Bu adam bırakır mıydı daha? Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. İnanılmaz gerçekten. Gerçekten inanılmaz.
Gel geriye. Gövde değişiklik yapacağız. Ne yapacağız mesela? Bunu arkaya alalım. Pompalıyı öne koyalım bu sefer. Şöyle yapalım. Tamam. İlk gövde güzel. İkinci gövde sıkıntı yok. Sadece pompalıyı buraya koymamız oyunu değiştirecektir diye düşünüyorum. Ve de kullandığımız roket şey çıktı. Metalios. Tamam. Diğer gövdeyi koymuştuk zaten. Şu anda gerçek gayet iyi. Girelim. Kitle savaşına tıklayalım. Bakalım ne olacak. Tekrarla. İlk gövdeye bununla girelim. Belki bir şey olur. Ne olur ne olmaz. Şunu da bir girelim ilk gövdeye. Bakalım. İkinci gövdeye de bununla giriyoruz. Gayet iyi. Bunu da diğerine gireceğiz. Vay be. Önde olmasına rağmen pompalı alamadı rakibi. Buna yine aynı şeyi yapacaktır. Bakın taklayı tam atamıyor. Vay be. Pompalı yöne koymamıza rağmen bu şekilde bir olayla karşılaştık. Çok enteresan. O yüzden ne yapmamız lazım? Bir şey düşünüyorum ama. Bakalım başarılı olacak mıyız? Hemen onu hayata geçirelim. Sen geriye gel. 2000 can gidiyor. Sıkıntı yok. O yüzden oraya search için can veren şunu koysak sana nasıl bir eğimli atış yapacak onu bir görelim. Bence gayet iyi oldu. Bu şekilde rakibi alabileceğimizi düşünüyorum. Alamasak bile en azından şöyle bir şey yapalım. Kaya için can veriyormuş. Tamam en azından şöyle yapalım ki bu sefer rakibi alabiliriz. Gir bakalım içeri savaşına. Tekrar diyelim. Madem öyle bu gövdeyle şununla girelim yine. Yine bu iş yapamıyor bizlere. Güzel. Diğer rakibe gel. Ya keşke buna girmeyelim ya. Keşke girmeyeydim. Çünkü gövde çöp oldu. Tek atar mıyız? Tek atmaya geç, rakibi alalım bizim için yeter. Bakalım ne olacak. Neyse böyle bile işe yarar. Böyle yapmayı ben düşünmüyordum. Şey yapmayı düşünüyordum. Bir tane daha geri vites koyarım da iyi bir şekilde geriye atlarız diye düşünüyordum da maalesef öyle olmadı. Maalesef. Dördüncü seviye rakibi de yenmeyi başardık. Bu şekilde. Neyse. Tekrar eski haline getirelim. Sen gel böyle. İkinci gövdeyi de neyi koyalım? Şunu koyalım. Güzel. Buradan şeyi alsak. Artık pompalıyı bir çıkartsak. Vuruşumuz artsa. Onun yerine de ne koysak? Mesela vuruşu fazla bunu koyabiliriz. Güzel. Artık girelim bakalım ne olacak. 5800 vuruyor. Ne yapsam? 5800 yüksek bir vuruş. Galiba bu rakibi alamayabiliriz. O yüzden buna bir şeyler yapmamız lazım. Mesela ne? Mesela ne yapsak? İlk gövde 5800 vuruyor. İlk gövdemiz onu alabilir mi? Zor. İkinci gövde search için bir can veren bir şey koymam lazım ki 5800'lük vuruşu engelleyebileyim. Mesela ne yapabilirim? Adam akıllı gövde de gelmedi ki hiç kullanalım. Bayağı bir gövde geliyor ama leş yani. Hiç kullanılacak gibi durmuyor. Search için can veren bir bıçak olsa ya süper olabilir. Bu ne için can veriyor? Sinsi için. Bu elmas için. Burada bir can veren bir şey. Piramit için. Kaya. Yok ya güzel şey denk gelmiyor açıkçası. Balina için can veriyor. Yok ya bu olacak gibi durmuyor hiç valla. Balina için can veriyor bu da. Ha bu gövde bu. 2500. Valla düşünüyorum ama. Mesela şunu koysak.
başladı. Ben şimdi %30 can veren bunu koysak 1000 arttı. Hangisi daha fazla? Sen de şöyle gelsen 5000 oldu mu? Vallahi olduğu gibi. Bir de şunu koyalım. 224. Bir de sen gel. Bir 224 daha. Vallahi gayet iyi. Belki gerçekleştirmiş oluruz bu sefer. Balonu da koyduk, yapıştır abi, süper oldu gövdemiz. Hatta şunu al. Neyse dursun orada. Tamam, bir girelim bakalım. Şu anda galiba çıkacağız gibi duruyor. Yani bu rakibi yenilecekmişiz gibi geliyor bana. Girelim. İlk gövde 5856 idi. Hayli hayli yetiyor canımız. Havaya kalkman lazım ama neden böyle yaptım? Neyse, bu çete savaşını kazanamayacağız gibi geliyor. Artık netleşti, kesinleşti. Artık kesinleşti bu rakip. Şöyle bir dursun. Değişelim mi, ne yapalım? Bilmiyorum. İlk gövde kaldırabilir mi? Zannetmiyorum ama bir ilk gövdeye şey yapalım. Buraya bir de bıçak koyalım. Ne olacak görelim. Böyle deneyelim, bir de en kötü bakalım. Bunun şeyleri var, bıçakları var. Vallahi alacak. Helal olsun be. Hiç tahmin etmiyordum. Gerçekten aldı ya. Süpermiş. Şimdi artık bu gövdeye yine bununla girsek ne olur? Vallahi iki gövdeyi de alacak. Adamın dibi. Alacak mı? Ters çevirdi ama neyse, sizi yani yok. Şu gövdeyle girsek... Bir vuruyor adam zaten. Her türlü alır. Bir vuruş. O da bize vuruş yap. Bir tane vuracaksa galiba. İki tane vurdu olsun. Vallahi kazanamayacağımızı zannettiğimiz gövdeyi alıyoruz. Bence süper. Hem de bayağı iyi. Bu rakip artık sonsuzluğa uğurlandı. Güzel. 400 bin altında geçtik. 5. seviye kutudan 5 yıldızlı yapışkan silindir geliyor. Hadi gel ikinci gövdeye. Bu sefer bunu kaldırır bu. Ha, bir şeye yer acı. Yalnız vurma bize. Ha. Şimdi iyisin. Güzelsin. Aslında sinsiyi kullansak da alabilirdik ama neyse. Ha, böyle bir şekil arkadaş var. Bu ne yapabilir? Ha, bize doğru geliyorsun ama bizde iki tekerlek iter seni. Böyle kaldı ya. Böyle kaldı vallahi. Bir sonrakine geleceğiz. Mesela şunu seçelim. 5078, 1113. Süper. Bu da bitti. Bir sonrakine gelelim. 7673. Oo, çok fazla bu ama. Neyse, çift roket yok. Çift roket olsa çoktan gitmişti bizim muhabbet. 20 kupa geldi. 25, 30, 50, 100 olacak eğer şey yaparsak. Bakalım ne geliyor burada. Search'in %35 testere ve de balina gövdesi. Yine altın parçaları geldi fakat yine yükseltme için kullanabileceğimiz bir parça. Şimdi devam ediyoruz. Zıpkın var, umarım bizi takla attırdıktan sonra onun gövdesine takla atmaz derken. Derken nasıl böyle şeyler olabiliyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Ne saçma şeyler. Bana havaya kalk lan. Lan eşek herif. İyi, bu gövde kaldırıyormuş demek ki. De. Diyelim de alırsa vallahi zaman kaybından şey yapmaz bizi. Ya da tekrarlama hakkımız da yok gibi galiba. Nasıl alacağız? Umarım tekrarlama hakkımız vardır. Selamünaleyküm. Neyse, burada videoyu bitirelim isterseniz. Çok da uzun olmasın. Sonraki videolarda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.